esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etmemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Yerlerde sürünür, korkarsan da senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeyi öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Yavaş yavaş, denge bozuluyor, yavaş. Tamam tamam. Siz zaten dengesizsiniz. Bütün dengesizler bir araya toplanmış. Üflesek düşeceksiniz be. Üfleyek mi? He. Oğlum yapmayın, huylanırım. Ya yapma. Hadi bir rahat dur be. Ya onlara söyle, bana niye söylüyorsun? Durun, yapmayın. Lan lan. Deme. Ya oğlum huylanır. Ya lan 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 lan. Lan, lan, lan. İçer! Kalk gel, kalk 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 kalk! Hadi tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Alt tarafı iki katlı kule yapacaksınız. İki katlı kule. Gökdelen mi dedin? Gökdelen mi dedin? Çalışın. Çalışın. Sana üflemek neymiş gösteririm. Gel lan buraya, boyunun ölçüsünü alacağım ben seni. Gel. Benim boyumun ölçüsünü almaya matematik etmez Kadir amca. Dur bir, yüzlüğü de alayım. Laf konuşuyor. Bu iş matematik işi değil, bu iş fizik işi burada. Amcayı da gösteririm ben. Bende Kadir abi 5 lira çalışır, 5. Ula 5 lira da benden. Benden şu boya 50 lira abi. Oha. Ne var abi, oynadığımıza değsin ya. Benden şu boya bir ufak vodka. Bir akıllı olun be, akıllı olun ya. Hadi abi. Allah. Hop hop, aha. İş başladı. Bu bu hata. Kadir abi bastırıyor. İnanamıyorum. Kanka, kazan güreşi. Benden sana bir tepsi börek. Hop hop hop, ne oluyor? Rüşvet yok. Adil olsun maç. Ne rüşvet abicim ya? Teşvik birimi. Hiç mi Süper Lig maçı izlemedin? Bir tepsi börek kanka. Deli. Patatesli. Yok, değmez. Ispanaklı. Sen onu git de laza ver. Temel reis mi sandın beni? Dengesiz. Tamam abi, peynirli. Kıymalı. Tamam, kıymalı. Söz mü? Söz. Bir daha söyle. Söz ulan. Bir daha söyle. Söz. Tamam. Siz de duydunuz değil mi, şahitsiniz? Hadi 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 hadi. Hadi. Şşş, deme. Ya of, ya üfleme. Ya, şşş. Hadi abi. Bir şey işte. Bu güreşin hemen ardından izamiyede Ahmet başlamış. Şu kıymalı, kıymalı. Oğlum üflemesene ya. Faul yapıyorsun sen, faul. Ayrıca almıyorsun, sadece veriyorsun. Tövbe aşağı, vermeden almak Allah'a mahsus. Bir de faul yaptın, sayılmaz. Üfürükten faul mu olur Kadir amca? Faul yaptın, evet doğru söylüyorsun. Helal sana be. Helal be. Helal be. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Kule kule diye başımın etini yediniz. Hala yok ortada. Nerede? Hani yok.
Kule vardı da üfleyince yıkıldı. Bir şey mi dedin asker? Vedat Yemişçi İzmir. Bir şey söylemek istiyorum komutanım. Söyle Vedat Yemişçi İzmir. Kule vardı, üfleyince yıkıldı. Komutanım, biz kule yerine başka bir şey yapsak? Komutanım artık yapamıyoruz, anlaşıldı. Bu ikisi güreşsin, süper görüşüyorlar. Hem bu 19 Mayıs şeysi, 29 Ekim şeysi der ki. 19 Mayıs'a daha çok var. Siz zaten şimdi başlasanız 19 Mayıs'a anca yetiştirirsiniz. Dikkat! Ne oluyor burada? Şey komutanım, arkadaşlar kule yapacaklardı da... Beceremediler komutanım. Ne demek beceremediler? Siz kendiniz gelip benden kule kurmak için izin istediniz. Gerçi hata bende. Sizi adam yerine koyup, güvenip alay komutanıyla konuştum. Bana bakın, kafanızı gözünüzü yarsanız da bu kule yapılacak. Yusuf, Kerim. Emredin komutanım. Eğer bu kule kurulmazsa, alayın tepesine sizi dikeceğim kule diye. Emredersiniz komutanım. Siz beni öldürecek misiniz? Ha? Bitecek o kule. Bitecek. Göreceğim o kuleyi. Görecek. Sus. Tetkere yok ona göre. Yarısında tıraş olmakla geçiyor. Ya bizim aile biraz kirli dur da ondan. He, bizim bir de bir dayı oğlu var. Onu bir görsen var ya, sabah tıraş oluyor, öğlen hemen sakallar fışkırıyor yine ya. Yeter lan çektiğimiz bu sıkıntı, yeter be! Ya bütün tuvaletler dolu ya. Burada kızlar tuvaleti falan var mı? Abi bir kez Reyna'da başıma gelmişti de bomboş oluyor. Abi kalabalık ya. Of. Hay Allah'ım. Günaydın komutanım. Günaydın. Ne zaman geldin sen? Erken. Biraz pantolonla antrenman yaptım. Hiç anlamıyorum senin Levent. Ben bu saatte zor kalkıyorum, sen erkenden kalkıp spor yapıyorsun. Alışkanlık komutanım. Tavsiye ederim, iyi geliyor. Aman sağ ol, ben almayayım. Ya sen daha yeni ameliyat oldun, zorlama sen kendini. Ne yapalım, forma girmem lazım komutanım. İyi tamam da kendine fazla yüklenmiyor musun? Bak, mesele şu Tahir Yüzbaşı'nın laflarıysa bence hiç takma. Fırtına Levent'in kim olduğunu herkes biliyor. Aman tamam, karışmıyorum sana. Tamam mahkem, hadi düzgün tura ol. Hareket yerine, tabuk tabuk tabuk. Abo, aga sabah sabah nerede buluyor bu enerjiyi be ya? Uyumuyor herhalde. Arada bir şarja takıyor kendini o kadar. Aranızda kaynatmayın. Hidaya bak. Ayıp oluyor ama. Lan biri duyacak olsa kaynaşma falan. İp gibi olacak senet. Hidaya bak. İp gibi. Lan ne ipi lan, ne ipi? İp. Şşt. Ahan da pişti oldular. Ne? Uyuyakaldık galiba komutanım.
Uyandık efendim, uyandık. Daha otobüs bulamadık. Ondan geç kaldık. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Etmeyin efendim, etmeyin. Üzerinize vazife olmayan şeyleri tahmin etmeyin efendim. Emredersiniz. Bölük! Rahat! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, 76 Erbaş ve Erli, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Askerleri görevlerine dağıt. Emredersiniz komutanım. Beni rahatla dinleyin. Alo. Günaydın Selim. Selim, ben alay komutanıyla konuştum. Bugün öğleden sonra geliyoruz. Başka bir bölük görevlendirilmişti ama o değişti. Hı-hı. Tamam Selim, tamam. Orada görüşürüz. Hoşça kal. Trabzon'da forma savaşı. Oo paşam, keyfin yerinde mi? Bir arzun isteğin var mı? Çay söyleyeyim mi sana? Yok çok şükür, çok şükür iyiyim da. Ya bizim uşaklar koşmayı, dünya parasını veriyorduk, yine de sürünüyorlar. Anlamadım. Ben de anlamadım. Lig başladım daha böyle biraz kımıldığıyla, sonrasında fıs. Şampiyonluğu bugün işte biz rüyamıza görürük. Bak kaşınıyorum. Uy komutanım. Vallahi kaşınıyorum. Derilerim pul pul kabardı. Senin yüzünden kurdeşen dökeceğim. Bir şey değil, ne oldu diyecekler, anlatamayacağım da. Anlatın komutanım, bana anlatın, içinizde kalmasın. Manyak herif, sen beni delirtmek için mi buradasın? Nizamiye'de gazete okunur mu? Sen beni sinir hastası mı edeceksin? Bak yine atmaya başladı, bak. Taka! Uy, bizim atom karınca su kaynattı yine. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Mehmet, gel. Şu yakınımızdaki köyü sel basmış. Bölüğünü al oraya git de yolları açıver. Rahat etsin insanlar. Ben gerekli yazışmaları yaptım. Deniz yüzbaşı da seninle birlikte geliyor. Emredersiniz komutanım. Münih'ten dönüyoruz amcaoğlu yanında. Ah, Adana'ya. Adana'lı oradan. Oradan geri gel. Hadi hadi beyler, haydi abi. Sen niye geliyorsun ki Bruder? Sen yazıcı değil misin? Ne yapayım be Bruder'im? Leventüs'te hemen gelmek ister misin diye sorunca ben de geleyim dedim. Ne yapacağım alayda yalnız başıma? Gel vallahi yazıp. Bebeler okula gidemiyor, adamlar yolda kalmış. Yürü be tosunum, ereceksin sonunda, kanatlanıp uçacaksın. Arkadaşlar, tallanmayın hadi, binin arada. Tabuk, tabuk, tabuk. Lan çattık ya, deli lan bu. Boş ver kanki, relax, relax. Hadi, hadi. Hadi. Kim yoldur böyle ya? Hoppa yazıp verdi, yarım ağzıma geldi vallahi. Biraz beton filan döksen aşıyorlar. Oldu canım kardeş. Devletten başka isteğin arzun var mı? Karnın ağrıyor mu mesela? Ne var be Bruder? Şöyle dümdüz yapsalar yolları fena mı olur? Her şeyi devletten beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın jumbama, ha? Aslanlar gibi maşallah. Çünkü kendi süspansiyon sistemini kendi içinde barındırıyor. Sen mani demeye çalışıyorsun lan. Şaşık! Yolları içeriden dışarıya doğru açalım. Önce okul yolu, sonra da ana yolu açarız. Daha sonra da diğerlerine bakarız. Emredersiniz komutanım. Sen yanına bir grup asker al, kalanları da uzman alsın. İkiye ayrılırsak iş çabuk biter Kerim. Emredersiniz komutanım. O zaman ben bu grup asker alıp okulu yolunu açmaya gidiyorum. Tamam Kerim. Ah Selim, ben de seni arayacaktım. Merhaba, nasılsın? Ne kadar hoş görüyorsun Deniz. Görmeyeli çok çekici bir kadın olmuşsun. Sağ ol. Ah ne kabayım ben ya, sizle tanışmadım.
Ama bu ışıltı karşısında sizi görememem gayet normal, öyle değil mi? Üsteğmen Yılmaz. Doktor Selim ben de. Memnun oldum. Ben de. Kadri benle gelsin. Tamam, sen de benle gel. Olur. Arif de benle gelsin. Olur. Sen de benle gel. Kim? Kar topu. Olmaz o. Neden olmadı Mehmet? Ben alacağım. Al. İyi tamam. Komutanım. Söyle Akter. Anladığım kadarıyla adam paylaşımı konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz. Bu gibi durumlarda başvurulan çok güzel bir ritüel vardır. Kendisi öğrenci yurtlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Saçmalama Akter. Söyle asker. Teşekkür ederim. Efendim yandaki kahvehaneye gidip bir el kek atalım. Kazanan istediğini alır. Evet Rıfkı, evet Rıfkı, Rıfkı. El almaz. Sus, sus, sus. Bunu sen al. Şu psikopatı da al. Üstüne üç asker daha al. Tamam, buyurun size bir şey ikram edeyim. Hem bir iki laflarız, öyle değil mi Deniz'ciğim? Olur. Benim bir etrafa bakmam lazım. Oo, üst eğmeniz bayağı işkolik anlaşılan. Aslında pek değilim. Ama boş oturacaksan burada işimle, öyle değil mi? Komutanım. Hadi biz gidelim. Hadi. Çabuk çabuk, seri seri, hadi. Arif kaldır hadi. Tamam. Hadi, hadi çabuk. Merhaba komutan bey. Ben nezaket. Size havlu getirdim. Terinizi silersiniz diye. Yorulmuşsunuzdur. Tabii. Ben de silebilirim. Sileyim mi? Yok, 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 yok. Gerek yok. Ben terlemedim, yorulmadım. Aa, yorulmadınız mı? Deminden beri sizi izliyorum. Askerlerinize komut etmekten bir tap düşmüş olmalısınız. Siz beni mi izliyorsunuz? Aha. Bu köye böyle yakışıklı ve genç komutan gelmiyor ki her zaman. Bu ufacık köyde kaldım dul başıma. Anlıyorum. Gel, gel. Üç deyinde aynı anda kaldırıp kenara koyduk. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi bir daha. Hadi. Bir, iki, üç. Hay kazana! Hay! Benim kesin benim çıktı. Üç toz bu. Atacağı bu tozu yine altına kaçıracak. Altına rezillik ondan sonra. Hızlanmayın sen. Hadi. Bir. Bir. İki. Üç. Tamam. Atacağım dur. Emredin komutanım. Böyle olmayacak. Benim ciple deneyelim. Müteahhit ederseniz son bir kez deneyelim komutanım. Kaldıracaklarına inanıyorum. Komutanım. Deneyin bakalım. Hazır. Ha? Bir. Ha? İki. Üç. Yatma! Ana! Ana! Benim tıkanlandı. Zayi oldum. Arkadaşlar durun. Bu böyle olmayacak. İtimi ben gidip dipe alıp gelirim. Deniz'ciğim, neler yaptın anlat bakalım. Kaç sene oldu görüşmeyelim? Vallahi 8-10 sene olmuştur herhalde. Tabii ya. Askeriye girdin, unuttun bizleri. Yok canım. Sen neler yapıyorsun? Ne yapayım? Buradayım işte. Köy hayatı güzel tabii. İnsanlar da çok sıcak ama şehrin gürültüsünü özlüyorsun. Doğru. Birlikte dışarı çıkalım bir akşam. Ne dersin? Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Şimdilik bir sorun yok. Her şey yolunda komutanım. Bugün biter mi burada işimiz? Keşke bitmese. Misafir etsem seni. Sabaha kadar laflarız. Merak etmeyin, biter komutanım. Odaya bak. Aslek resmen kadından korkuyor. Ya askerliğim boyunca ben böyle bir şey görmedim ya. Sahi senin askerlik bitmek üzere değil mi? Ha işte yani. Ne yapacaksın, sivilde bir planın var mı? Ne bileyim. Tezkere bırakayım diyorum. Nasıl yani, bir dakika bir dakika. Sen harbi asker mi olacaksın? Hayat boyu yani. Yani iş aramam hiç değilse. Levent Üsteğmen'le bir konuşayım diyorum.
daha kararsızım. Asker! Çene yapma, iş yap, çalış, hadi! Kerim! Nasıl gidiyor? Her şey yolunda komutanım. Askerin durumu nasıl? Domuz gibiler komutanım. Oh, aslan gibiler komutanım, aslan. Ben diğer tarafa bakacağım. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Komutanım. Ne? Şu künkleri kaldırmak için kırsak diyorum ama balyozumuz yok. Nasıl balyozumuz yok? Manyak herif. Komutan bey, komutan bey. Buyurun efendim. Balyoza mı ihtiyacınız var? Hayır. Evet. Var. Yok, hayır, hayır, yok, yok. Yok. Nasıl kıracağız komutanım? Doğru söylüyor, var. Aşağıda Mehmet Usta'nın evi var. Orada balyoz bulunur. Komutanım ben gidip alayım mı? Yok 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 yok. Ben giderim, ben giderim. Ah ne güzel. Ben de geleyim. Benim de evim tam o yolun üstünde. Sizi misafir ederim ha? Şeydi. Emredin komutanım. Sen git al gel de balyozu şu küpleri kaldırıp kıralım biz. Emredersiniz komutanım. Burada heyelan tehlikesi var. Önlem almak lazım. Hadi acele edin. Bütün gün sizi mi bekleyeceğiz? Bir kütüğü bağlayamadınız tipe. Komutanım. Ne var? Komutanım ben bu aracı kullanamayacağım. Ne demek kullanamayacağım? Tembelim tipim var değil mi? Vardı komutanım. Benim jiplerin hepsi otomatik. Yani bu düz, benim olayım değil bu. Patlatma olayından, çekil kenara. Kim kullanacak tipi? Ben kullanırım, ben kullanırım. Çek, emine siz komutanım. Hadi acele edin. Komutanım. Ne var Asker? Komutanım bu cipte teyp falan yok mu bulamadım. Ne yapacaktın teybi? Komutanım şimdi güzel eğlenceli bir oyun havası çalsak roman havası falan enerji verir. İki dakikada çeker götürürüz. Çözdük bayitleri. Geç otur emrimi bekler. Emredersiniz komutanım. Hazır mıyız? Ya neye hazır olacağız ki? Cip çekmeyecek mi kütüğü? Hazırız komutanım hazırız. İyi herkes yerine alsın. Hadi. Yalla. Ne biçim bağladın ipi? İp tutuldu. İskender düğümü atmıştı tamam. Tövbe estağfurullah. Aa asker. Ya. Baban evde mi? Babam evde değil. Aa. Peki. Bak şimdi bize böyle büyük bir balyoz lazım tamam mı? Babanda varmış o köyün yolu tıkandı onu açmaya çalışıyoruz. Var galiba. Bir bak istersen. Vardı ama bulamadım ben. Bulamadın mı? Beraber bakalım mı? Bakalım. Hadi gel. Öyle tarıp tarmalamak da olmaz. Teknik olarak heledonik bir biçimde bağlamak denir. Tekniğinden de ip çözülür. Ne diyor ya? Anlamadım ki. O bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bakın siz öyle. Ama anlıyormuş gibi bak. He. Sen ne anladın? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Tamamdır. Komutanım. Bu ne olacak? Ha. O da mı vardı? Aa. Şimdi teknik olarak heledonik bir biçimde bağladığımız için artık buna gerek kalmadı. Hadi arada çekiyoruz. Hoppa! Ay hiç içim el vermiyor. Terinizi kurulayım ne olur. Asker! Kadri gel buraya. Ne oldu komutanım bir şey mi vardı? Siz oradan söyleyin ben buradan kurulayım, duyarım. Kurulayım ne olur kurulayım.
Kadri Sakaoğlu Adana, gel buraya. Künyemi de biliyor. İçim hop etti vallahi. Ödümü kopardınız. Hanımefendiciğim, rica edeceğim. Kurulayacağım, kurulayacağım, kurulayacağım. Hayır, hayır. Kerim, ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Hadi anlat bakalım kadından korkuyorum diye. Asker! Yok bir şey komutanım. Seyfi'yi balyoz almaya gönderdik. Onu bekliyoruz. Ne yapıyorsun Kerim? Yok şey. Gökhan! Burada yok. Neydi bu? Bir şey değil, yukarıdan bir şeyler düşüyor. Öyle. Evin arkası yokuş ya. İyi, iyi anladım. Ben bir de şuraya bakayım. Hadi bak bakalım. Gördünüz mü işte, adam üşüttü kafayı. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Teselli edeceğiz lan. Yapmayın komutanım. Üzmeyin kendinizi. Bakın beni de ağlatacaksınız sonra. Aslında var ya, buna bir ufak vodka versek hiçbir şey kalmaz bunun. Oğlum, adam görev başında. Herkes sen mi? Hadi be. Abi komutanım, ne üzüyorsunuz, ne ağlıyorsunuz bir tane kütük için? Ne olacak komutanım? Oynayalım, kendimize gelelim. Abi bak komutanım, kavurmalıkları. Abi bak komutanım, kavurmalıkları. Utanmasın, terbiyesiz. Adamın derdi var be. Tüy dökücü krem. Uy! 2 hafta pürüzsüz cilt. Eyvah. Ulan ne güzel işte ya. Her gün tıraş olmak yok. Ulan erkeğe zararlı mıdır acaba? Yok canım. Öyle olsa niye yazsınlar ki? Fatura sipariş etsem alır mı acaba baba? Niye almasın ki? Tıraşsız günler geliyor. İşte burası da köyümüzün sağlık ocağı. Elim buz gibi olmuş, üşüdün mü? Yok canım, üşümedim. Benim ellerim hep soğuktur zaten. Eli soğuk insanın yüreği sıcak olur derler. Levent Hüseymen nerede acaba? Ben de öyle oturdum kaldım. İyi işte, ne güzel oturuyoruz. Yok yok, ben gidip bir askerlere bakayım. Levent Hüseymen de geliyor. Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Heyelan tehlikesi var, önlem almak lazım. Evet, öyle bir sorun var. Ara sıra toprak koyuyor ve evlerde temelsiz olduğu için her sonbaharda 2-3 ev çöküyor. Bu ciddi bir durum yalnız. Bence de. Burada da bulamadım. Ya. Askerler matematik bilir mi? Yani. Yani ben biliyorum. Askerim için matematik bilmek lazım mı? Aa, evet. Şart tabii. Ya. Ne oldu? Ben matematikten anlamıyorum. Öğretmen anlatıyor ama bir türlü yapamıyorum. Ben yardım edeyim sana. Şimdi gösterir misin? Şimdi olmaz. Komutan kızar. Ya ne olur şimdi göster hadi. İyi hadi, nerede defterin? Oley gel. Hacı, Seyfi nerede kaldı ya? Herhalde şimdi gelir. Koskoca onbaşının yaptığı şu işe bak. Tamam tamam, uzatma. Geç otur. İstemez, siz oturun. Ya tamam Burder ya, geç otur işte, geç geç. Sen bir onbaşıyla nasıl konuşuyorsun böyle ya? Bana bak, onbaşı onbaşı dinlemem. Ben burada bir nevi komutan sayılırım. Gökhan, akıllı ol. Tamam abi. Sel basınca böyle her tarafımız soğudu. Nasıl desem, sırılsıklamım çamaşırıma kadar. Allah. Ah, bir daha sel olursa komutan bey, hemen sizi çağıracağım. Yok canım, ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksınız? Beyaz atlı prens gibi geldiniz bir anda hayatıma. Ah, nasıl içim kaynadı size. Evet, kaynamışsınız. Belli. Ulan Las, ulan Taka, seni bile arar oldum. Ben bir askerlerime bakıp geleyim. Dur, temizleyeceğim, temizleyeceğim. Ben lazım. Gerçekten kalsın, oturun siz. Ah, ben de geleyim. Ben de geleyim, sizinle geleyim. Komutanım, komutanım.
komutanım, ben de geliyorum. Gel bu yukarı Cez. Cez abi şey diyeceğim. Yalnız Cemal abi çabuk söyle, işim var. Şimdi ben biraz kirliyim ya. Ya Fatu, böyle bir kremler varmış. Süreyim misin? İki hafta kılmız bir şey çıkmayın. Ya inanmıyorum Cemal abi ya. Umarım doğru anlamıyorumdur. He, doğru anlıyorsun. Ya 13 yaşımdan beri tıraş oluyorum. Her sabah canım imanım gevredi ya. Bırak biraz ben de kullanayım bunlardan. Cemal abi sen manyak mısın? Merhaba. Bugün bizim bölükten kimse yok. Ne gıcık, sıkıntıdan patladım. Niye, ben kimse değil miyim? Heh, tam doğru yerine geldim. Bak Cemal abi ne diyor? Ne diyor? Şimdi bunlar alt alta gelecek. 2 ile 7'yi toplayacağız. Sonra da bununla da bunu 11. Anladın mı? Hadi şimdi bunu sen yap bakalım. Ah, çek önüne. Ne diyor? 10. 10. Aferin sana. Dur bakalım. Şimdi sırada daha zor soralım. Bu sefer ketil olacak. İtime öyle doğuyor. İçine doğuyormuş. Ha, iyi o zaman. Tövbe tövbe. Komutanım hazır. Deliptir önce. Emredersiniz komutanım. Nerede kaldı bu asker? Evi bulamamıştır komutanım. Gidip bakayım mı? İşine bak sen. İşine bak. Taş yok orada. Hadi! Hadi! Hop hop! Hadi hadi hadi! Hadi. Hadi. Biliyordum! Hanım da alacağını biliyordum! Holding de! Olur! Arkadaşlar! Vatan için üç kez! Olur! Ben gidip bir askerlere bakayım. Nereden geldi bu ses? Çökme olabilir mi? Olabilir. Dur 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 dur! Abo! Sıkıntı, ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Ne oluyor ya? Ne oldu abi? Acayip bir ses geldi, duymadınız mı? Gök mü gürledi ki ne? Bir şey oldu. Yağmur mu yağacak be? Asker! Komutanım, yoğun uğraklar tonudundan yoldaki kütüğü kaldırdık komutanım. Bırak şimdi Yusuf, askerlerim tam mı? Tam komutanım. Tamam. Hemen gidip sağlık ocağının önünde beni bekleyin. Emredersiniz komutanım. Asker, toparlan, tek tıra ol. Hemen Yusuf. Ben gittim, olduğun gibi yürü. Hadi, kaç. Hadi, yürü. 30 saatte bir işi bitiremediniz. Balyoz bekliyoruz komutan. Evet, bekliyoruz. Kerem. Askerler tam mı? Yok komutanım. Seyfi hala gelmedi. Seyfi? Evet, ben de onu diyorum komutanım. Seyfi hala gelmedi. Bütün askerleri topla, sağlık ocağının önüne gelin. Çabuk gelin, çabuk çabuk çabuk. Emredersiniz komutanım. Toplanın, yürü. İçeride kimse var mıydı acaba? Sanmam. Köylülerin çoğu pazara gitti bugün. Arkadaşlar, ustabaşının evini bilen var mı? Emredin komutanım. Levent, gürültünün kaynağını bulduk. Burada bir ev çökmüş. Sağlık ocağının 100 metre ilerisinde. Muhtemelen içeride kimse yokmuş. Tamam. Tamam. Beni takip edin. Burası kimin evi biliyor musun? Bir adamla oğlu yaşıyor. Ama hiç tanışmadım. Nedir necidir bilmiyorum. İçeride kimse var mı? Beni duyuyor musunuz? Komutanım, enkaz altında kalan var mı? Sanmıyorum Levent. Seyfi'nin geldiği ev bu olabilir mi? Bilmiyoruz komutanım. Kimin evine gelmişti? Ya, ustabaşı bilmem ne. O, ustabaşı Mehmet. Burası onun evi mi? Evet. Seyfi! Sakin ol. Sakin ol, açılın, tamam. Komutanım,
Komutanım dikkatli olun. Tamam sen çekil. Yaklaşmayın. Seyfi! Kimse var mı? Seyfi! Komutanım! Enkazı kaldıralım komutanım. Olmaz. Seyfi içerideyse zarar görür. Ne yani böyle duracak mıyız be komutanım? Caiz gibi hareket yapmayacaksınız. Seyfi! Ses geldi abi duydunuz mu? Seyfi yaşıyor. Tutun! Tutun! Seyfi sen misin? Beni duyuyor musun? Seyfi! Komutanım. Yaşıyor. İyi misin Seyfi? İyiyim komutanım. İçeride senden başka kimse var mı? Bir çocuk var komutanım. Çocuk iyi mi? İyi. Hayatta galiba. Ama baygın. Tamam. Burada bir boşluk var. Seni çıkaracağız. Ama önce çocuğu vermen lazım. Seyfi! 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 Emredersiniz komutanım. Ulan nerede kaldı bu Fuzu ya? Getirdim kremi. Hadi sürelim. Ay inanmıyorum Suzi ya. Ne var? Hadi Cemal abi sür. Oh sağ olasın Suzi bazi. Hadi sür. Bak Cemal abi bu yüze sürülmez diyorum. Ulan niye çiğ? O da kil bu da kil. Sür oh. Cemal abi sür. Sen ona bakma. Suzi. Ahmet amca. Uy iyi Ahmet başçavuş. Bırakıyorum. Hoppa. Ha benim garibim. Sağlık ocağına gitsin. Abi kızacık bayılmış mı korkudan? Senin iyi mi? Birazdan anlarsın. Tamam. Tamam Seyfi. Şimdi seni de çıkaracağız. Peki komutanım. Çekebilecek misiniz komutanım? Elimi tutabiliyor musun? Seyfi! 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 Suzi, sen ne arıyorsun burada? Bugün senin dershanen yok mu? Bana bak, babandan kesin emir aldım. Haber vermek zorundayım ona göre. Ya ne olur haber verme Ahmet amca. Gidemedim. Ne? Yok yok gittim. Ders iptal olmuş. İnsan bari yalanını önceden hazırlar. Bana bak nedir o elindeki? Hiç. Patanın. Kısal bir şey. Kısal misal. Kullanacağı yok artık. Ne diyorsun sen Cemal? Sakallarım diyorum komutanım. Ne sakalı oğlum? Sakal işte abi bende vardır ya sakallar sizde de var. Cemal. Allah'ım ben neredeyim ya şaka gibi. Seyfi beni duyuyor musun? Seyfi. Duyuyorum komutanım. İçerisi devamlı çöküyor. Sen iyi misin? Komutanım. Dolap bacağıma düştü. Hareket edemiyorum. Merak etme seni oradan kurtaracağız. Arkadaşlar. Seyfi çok güçlü durumda. Şimdi hep beraber birlik olup onu oradan çıkaracağız. Siz dördünüz enkazı kaldırmaya başlayın. Emredersiniz komutanım. Kalanlar da deliğin ağzını açsın. Komutanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu ev benim dayı oğlu Mehmet'in. Bu evin altında sarnış var. Yani? Yani evin altı boş. Şimdi değil sizin askerler. Enkazın üstünden bir kedi çıksa hemen çökebilir. Asker boşalt enkazın üstünü çabuk. Çekilin arkadaşlar çabuk çabuk. Çökme tehlikesi var çekilin. Nerede bu enkazın girişi? Gelin göstereyim komutanım. Yusuf benle gel. Emredersiniz komutanım. Seyfi! İyi misin kardeşim? İyiyim kardeşim. İyiyim. Bacaklarımı hissetmiyorum. Tamam. Dayan kardeşim şimdi çıkartacağız seni oradan. Çocuğun durumu nasıl? Çocuk iyi. Seyfi! Seyfi! İyice yayalım. Senin yüzünde kösele gibiymiş Cemal abi. He,
Sen de her gün böyle hatır hatır tıraş olursan senin yüzün de böyle olur. Ya bu biraz yakmaya başladı Süzü bacı. Dedik sana o yüz için değil diye. Yok yok, yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Süper. Allah! Yandım ulan yandım! Ulan yanıyorum! Yanıyorum! Çıldırdınız mı komutanım? Buradan girilir mi hiç? Başka yolu yok Yusuf. İki tane kriko bul. Kriko mu? Ne tür lazım anlamadım. Seyfin üstüne kolon düşmüş. Onu kaldırmak için lazım olabilir. Anladım. Krikoları getir sonra sen de benle gel. Komutanım ar dedim. Aslında bende kapalı yer teyti var. Anladım Yusuf. O zaman krikoları getir. Emredersiniz komutanım. Gel benimle. Komutan bey! Komutan bey! Komutan bey! Teyzeye bak, hiç vazgeçmiyor. Börek yaptım size. Hanımefendiciğim, inanın hiç sırası değil. Siz şöyle kenarda bir yerde otursanız. Görev başındasınız diye değil mi? Bir dakika. Ben yerim teyze. Teyze mi? Teyze mi? Hay benim dilime eşek arısı soksun ya. Genç bayan diyecektim. He. Jumbo'ya bak, iki böreğe sattı kendini. Caddedeyiz. Tebu da bireye gördü aklını yitirdi. Komutan bey hep bir parça yeseniz. Gökhan geç yerine. Bu ne labali? Geç. Emredersiniz komutan. Şunu da alayım kulak arkası defan. Ne işimiz var burada Suzi? Hadi gel gidelim artık ya. Ama nereye gideceğiz ki? Bekleyelim bakalım. Cemal abi bir gelsin. Ben ne olmuş çok merak ediyorum. Neyini merak ediyorsun ya? Adamın suratını aşladın işte. Aa, ben mi yaptım? Kendisi istedi. Belki benim sayemde cildi bebek poposu gibi olmuştur. Tabii. Merhaba. Ben biraz burada oturabilir miyim? Aa, gel. Sana krem süreyim mi? Suzi. İyi ama niye? Üf. Aa süpermiş. Eyvah. Komutanım. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle Kerim. Komutanım, Seyfi'yi buraya alet almaya ben gönderdim. Ne olmuş? Hiçbir şey. Sadece söylemek istedim. Neyse, ben askerlere bakayım. Buldum. Yandık. Sen çok kolay dans öğrenebilirsin biliyor musun aslında? Çünkü yapılanların aynısını yapıyorsun. Sana dans öğreteyim mi? Nasıl dans? Vals. Dur, cep telefonumda bir parça olacak. Mantıklı aslında. Hareketleri taklit yaparken... Y eksenli simetri aksı yapıyor. Hı? Yok bir şey ya, yok. Devam et. Komutanım. Sarnıçtan girip Seyfi'yi çıkaracağım. Ya sarnıç çökerse? Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince dikkatli olurum. Levent, kolonu tek başına nasıl kaldıracaksın? Bilmiyorum komutanım. Ama askerim bu riski atmam, onu biliyorum. Ben gelirim komutan. Olmaz Arif. Levent, mantıklı ol. Komutanım, ya sarnıç çökerse? Bu saatten sonra ölümden mi korkacağız komutanım? Siz hayır deseniz de ben gelirim. Sizi yalnız bırakmam. Arif doğru söylüyor. Yalnız başına yapamazsın Levent. Tamam. Yalnız arkamdan geleceksin Arif. Emredersiniz komutanım. Çok güzel dans ediyorsun. Çok yeteneklisin. Sağ ol da bizi bir gören olmasın. Yok canım. Kim görecek? Herkes yemekhanede. Neden sadece Arif abi gidiyor? Ben de gitmek istiyorum. Şşt! Utanmaz, terbiyesiz. Bu terefli görevi ben de Tokit dedim ama... Levent Üpeymen, askerlerle kal. Onların sana ihtiyacı var dedi. Bir susun ya!
Hatta tut, tatma tatma konutup insanların dikkatini dağıtma. Hadi Arif. Geldim komutanım. Hadi inşallah. Görüyorsunuz değil mi? Bir askerimiz götük altında kaldı. Ve şimdi onu kurtarmak için iki askerimiz daha canını tehlikeye atıyor. Bu sorumsuzluk yakışıyor mu sizlere hiç? Bunca acıdan, bunca kayıptan sonra hala nasıl Heyelan bölgesine temelsiz evler yapabiliyorsunuz? Yaşadıklarınızdan hiç mi ders almadınız? Bakın, asker her zaman size yardımcı olacaktır. Ama önce kendinize sorumluluk duymanız lazım. Evleri bu şekilde yaptıktan sonra kimseye kızmaya hakkınız yok. Doğru söylüyorsun komutan. Alo! Eko! Ne yapıyorsun orada? Affedersiniz komutan. Cemal nerede? Niye buradasın sen? Niye Cemal Nizamiye'de değil? Sakın! Cemal abi lavaboya kadar gitti Ahmet amca. Lavabo ha? Güzel. Şimdi yaktım seni Cemal. Çoktan halletti Ahmet abi, sen hiç merak etme. Yanıyorum oğlum, yandılar! Abker, gördün mü tırınma eğitiminin faydalarını? Yo, ben hiç görmedim komutanım. Ben tanatörünü anlatırım. Arif içeride sürünüyor ya, onu diyor. Aha! Benim çok çişim geldi ya. Aa, gördün mü? Bir de içeri girmekle bahsediyordun. Komutanım, tuvalete gidebilir miyim? Git hadi gel. Emredersiniz komutan. Tamam. Madem ki bu iş Suzi'nin başının altından çıkıyor, o zaman sana ceza vermiyorum. Hadi git. Emredersiniz komutan. Oğlum ağlamadan git. Özür dilerim. Lan gitsene. Biz de gidelim artık. Bir dakika, dur bakalım. Suzi, bak. Ben böyle hep hayatım boyunca dans etmek istemişimdir. Hani dans. Hani bir türlü öğrenemedim. Vaktim olmadı hani. Atatürk de çok iyi dans edermiş. Ahmet abi iyi düşün. Yani Suzi'ne bu kozu vermek istediğine emin misin? Aman Fatu saçmalama, ne kozu? Ahmet amca size hemen dans öğretebilirim. Sahi mi? Evet. Hem de bu aramızda küçük bir sır olarak kalır. Ha. Ama bir şey var. Ne dedim ben? Söyle bakalım, söyle. Bundan sonra beni buralarda gördüğünüz babama söylemeyeceksiniz. Tamam. Asker olmadığına göre sanırım bunu yapabilirim. Müzik lütfen. Baş üstüne. Ne yapıyoruz? Adımlarımı takip edin. Hı. Müziğe bırakın kendinizi. Ey Allah'ım yarabbim, ben ne günah işledim. Bundan hemen kurtulmam lazım. Komutan Bey size çay getirdim. Vedat buraya gel. Komutanım yapmayın ya, hiç havamda değilim. Vedat buraya gel dedim. Emredersiniz komutanım. Bakın hanımefendiciğim, size en güzide askerim Vedat'ı tanıştırayım. Kendisi Türk ordusuna sayısız hizmetlerde bulunmuş kahraman bir askerdir. Komutanım iyi misiniz, ben mi? Evet sen. Ah ne güzel, ne güzel. Maşallah aslan gibi delikanlı. Vedat Beyciğim, çay alır mısınız? Yok, almam. Alırsın. Alırsın Vedatcığım, alırsın. Gel, gel. Bak Vedatcığım, açık konuşacağım, uzatmayacağım. Adil bir anlaşma olsun. Zaten moraller bozuk. Seyfi'yi buradan kurtarıp alaya dönene kadar hanımefendiyle ilgilenirsen sana 3 gün çarşı izni. Komutanım yapmayın ya. Tamam 5 gün. Ama komutanım. Vedat, daha fazla olmaz. Emredersiniz komutanım. Aslında düşündüm de bir çay alsam hiç de fena olmayacak. Ah, tabii, tabii. Kaç şeker alırdınız? 10. Az kaldı. Sen iyi misin? İyiyim. Ben iyiyim de komutanım, Seyfi iyi midir acaba?
Dayanıklı askerdir Seyfi. İdare eder. Çabuk olalım. Çabuk olalım komutanım. Komutanım, söyle abi. Seyfi bugün tezkere bırakmaktan bahsediyordu. Askerde kalmayı düşünüyormuş. Ordu için iyi bir şans olacak. Hadi acele et. Benim kafa haşlandı galiba. Hayır Suzi, kesinlikle hayır. Beni kandıramazsın. Derhal gidip babana söyleyeceğim. Cemal, neredesin oğlum sen? He? Neredesin sen? Cemal, emredin komutanım. Ne oğlum bu halin senin? Hiç sormayın komutanım. Bir sormayayım oğlum. Arif ve Levent nasıllar acaba? Bir an önce kurtarabilseler şu çocuğu. Arif geldik burası galiba. Seyfi! Bizi duyuyor musun? Duyuyorum komutanım. Burası. İyi misin Seyfi? Başım dönüyor. Galiba fazla kan kaybettim. Dayan be Seyfi. Dayan Seyfi! Dayanamıyorum komutanım. Siz hakkınızı helal edin. Ne diyorsun sen Seyfi? Senin gibi asker böyle pes eder mi? Bak. Belki. Askerden sonra tezkere bırakıp yanımda kalırsın ha. Senin gibi askere Türk ordusunun ihtiyacı var. Sen bana da yoldaşlık etmiş olursun. Geldik. Seyfi! 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 İyi misin? Durdum canlıyım. Seyfi! Seyfi! İçeride bir şey oldu, Seyfi'den ses gelmiyor. Çekilin tamam, panik yapmayın. Seyfi! Beni duyuyor musun? Seyfi! Arif durum çok kritik. Seyfi ses ver. Seyfi. Arkadaşınızı göçük altından çıkaracağız. Şimdi eğitimde öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Hadi bakalım yürüyün. Sado. İyi misin abi? Sado. Şşş. Oğlum hadi kendine gel. Şşş. Sado gel. Hadi gel. Gel abiciğim. Hadi oğlum hadi. Gel. Gel baba gel. 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 Tamamdır. Nasıl oldu İfato? Al, kendin bak. Uy, ulan bittim ben. Yok canım, bence belli bile olmuyor. Yardım edin! Yardım edin! Yavaş. Ver abi böyle. Yardım edin! Dur. Tamam abi, gel. Gel. Bırak bak, yavaş. Dur, bekle. Yavaş yavaş. Seyfi, iyi misin? Sado, oğlum. Şş. Kendine gel lan. Şş. Sado. Sado, kendine gel. Sado. 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 Nesi var Sado'nun lan? Komutanım, şey, o
depremzede. Anladım. Arkadaşımıza yardım edin. Araca binsin. Emredersiniz komutanım. Hadi sabah. Sabah. Seyfi iyi olacak kanka. Hadi gel. Hadi koçum. Otur lütfen. O kurtulacak, merak etme. Hastaneye haber verdim, bekliyorlar. Levent. Kim ne derse desin sen hala Fırtına Levent'sin. Bunu bugün bir kez daha kanıtladın. Bu yaptığını bir başkası olsa yapamazdı. Sağ olun komutanım ama... bu şu an düşündüğüm en son şey. Yeni aradım. Bekle biraz daha, bizi arayacaklar. Ya Kadir abi, bu Seyfi'nin durumunu nasıl öğreneceğiz? Ekol Event üstlemenin kapısının önünde bekliyor. Öğrenip gelecek. Anladım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyiymiş komutanım. Oh. Kalıcı bir şey de olmayacakmış. Nöroloji raporu da temiz çıkmış. Çok şükür Levent. Ben çocuklara haber vereyim. Gözünüz aydın. Seyfi Çavuş iyiymiş. Koş arkadaşlarına haber ver. Sağ olun komutanım. Sırasında yaralanan asker ne oldu? Seyfi sarsılmaz. İyi komutanım. Revire sevk ettiler. Aslında kule kurulurken şiir okuyacaktı ama... Olsun. İyileşsin de şiir nasıl olsa okunur. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ağlamak istiyor. Taka. Çok yaşa. Nerede Taka? Her gün yeni bir numarayla geliyor. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk manyak herif. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Nerede? Çıkarsın, gel. Olmaz, çıkaramam komutanım. Nasıl be olmaz komutanım? Çıkar dedim, çıkar.
Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti. Jackie sen takın. Uy komutanım, çok mu belli oluyor? Cahil, zengin, fakir. Burada herkes öğrenir. Mutlak disiplini. Karada, denizde, havada. Yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeyi öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz.